Arkadaşlar merhaba, karşılaştırma serimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü karşılaştırma konuklarım 360 SCD Pro ve Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro. İkisi de kendi klasmanında gerçekten en çok satan süpürgeler, yani fiyat performans konusunda çok fazla talep gören iki cihaz. Biri 360 markasının SCD Pro modeli, diğeri de aşina olduğumuz Xiaomi markasının Vacuum Mop Pro modeli. Şimdi gelin öncelikle ikisinin de özelliklerinden kısaca bir bahsedelim. Ondan sonra da karşılaştırmalarını yapacağız. Ayrıca bu iki süpürgenin de kanalımda incelemeleri mevcut. Buradan kartlardan çıkacak. İki videonun da detaylı incelemesini izleyebilirsiniz. Öncelikle 360 SCD Pro'nun teknik özelliklerinden bahsedelim. 2200 Pascal çekiş gücü, 3200 mAh batarya kapasitesi, tam şarj ile 140 dakika çalışabiliyor. Tek yan fırçalı tasarımı mevcut. Süpürme paspas ve sadece paspas modunda kullanılabiliyor. 10'a kadar çoklu haritalama yapılabilir. 10 cm yüksekliği mevcut ve kendisine ait olan 360 robot uygulamasıyla kullanabiliyor ve cihaz tamamıyla Türkçe. Gelelim Xiaomi Vacuum Mop Pro'nun teknik özelliklerine. 2100 Pascal çekiş gücü, 3200 mAh bataryaya sahip, tek ön fırçalı tasarımı mevcut, 9.6 cm yüksekliği var, süpürme paspas ve ayrıca satın alacağınız paspas haznesiyle de paspas modunda kullanabiliyorsunuz. Çoklu haritalaması henüz gelmedi ama güncelleme ile gelineceği belirtildi. Kendisine ait olan ve tamamıyla Türkçe olan Mi Home uygulamasıyla cihazınızı kullanabiliyorsunuz. Gelelim bu iki süpürgenin sırasıyla kıyaslamalarına. Çekiş gücü konusunda arkadaşlar birbirlerine çok yakın. 2200 Pascal'la 2100 Pascal'ın çekiş gücünü bizim ayırt etmemiz çok zor arkadaşlar. Bunda çekiş güçlerine neredeyse eşit puanlar verebilirsiniz. Aynı şekilde batarya kapasitesi de birebir aynı ama içindeki motorların farklı yapılarından dolayı birazcık daha, yani SCD Pro tam şarj ile çok daha uzun bir süre çalışabiliyor. Ayrıca SCD 10 Pro'nun 10 farklı haritalama özelliği sayesinde Xiaomi Vacuum Mop Pro'nun çok daha ötesinde. Uygulama konusunda iki cihaz da çok başarılı arkadaşlar. Stabillik konusunda 360 bir tık daha üstte olabilir ama neredeyse kalite olarak ve arayüz olarak da ikisi de başarılı cihazlar. Kullanım kolaylığı açısından, uygulama haricinde cihazın kendi kullanımı kolaylığı açısından arkadaşlar, Xiaomi Vacuum Mop Pro'nun biliyorsunuz bazı kronik problemleri var. İnternet bağlantısı, konum problemi ve rota şaşma gibi sıkıntıları ara ara hala devam ediyor. Kullanıcılardan ben özellikle sürekli takip ediyorum biliyorsunuz. Robot süpürge ile ilgili bir yardımlaşma grubumuz var. Aşağıda açıklamalarda zaten linki var. Muhakkak buna üye olun. Başınız sıkıştığınızda her zaman orada bir post paylaşabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlara yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu arada bir not olarak söylemek istedim sizlere. Stabillik açısından SCD Pro, Vacuum Mop Pro'nun çok daha ötesinde. Hani aldım kafam ağrımasın diyorsanız SCD Pro bu konuda bir tık daha avantajlı oluyor. SCD Pro'da maalesef elektronik mop yok arkadaşlar. Biliyorsunuz Vacuum Mop Pro'da su yoğunluğunu seçebiliyorsunuz. İşte bu su yoğunluğunu seçebildiğiniz özellik aslında bir elektronik moptur. Maalesef SCD Pro'da kendisi normal bir damıtarak bunu yapabiliyor. Yani siz su yoğunluğunu seçemiyorsunuz. Maalesef bu konuda bir tık eksik kalıyor. Ama mop benim için önemli değil diyorsanız SCD Pro gene bir tık daha üstte bu konuda. İki cihazın da yedek parçası gayet bol bulunabiliyor. Zaten 360'ın tek distribütörü var Türkiye'de. Sherman Teknoloji tarafından geliyor. Onlardan yedek parçalarını sorunsuz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Ayrıca Vacuum Mop Pro'nun da yüzlerce hatta binlerce alternatif var. Birçok e-ticaret sitesinde farklı orijinal veyahut da işte yan sanayi parça çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Bu konuda ikisini de yedek parça konusunda gayet alternatifli modeller. Az önce bahsetmiştim, 360'ın bir tane distribütörü var. O yüzden Vacuum Mop Pro konusunda yani alanlardan daha şanslı sahipleri. Çünkü Sherman Teknoloji'nin bizzat telefonla veyahut da sosyal medya hesaplarından WhatsApp destek hattından satıcıya, yani alıcıya birebir ulaşabiliyorlar. Tüm sıkıntılarını giderebiliyorlar. Maalesef Vacuum Mop Pro'da Mi Store'lardan ya da yetkili satıcılardan aldıklarında muhatap bulabiliyorlar ama birçok merdiven altı satıcıdan aldıkları zaman sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Hani bu konuda maalesef tabii ki de bu alıcıların, yani biz tüketicilerin hepsini bilmek zorunda değiliz. İnsanlar bilemiyor. İndirim görüyor. Çok iyi bir fiyat diyor. Alıyor ama kimden aldığını bilmiyor. Bu konuda 360 çok daha avantajlı. Türkiye'de satan bir tane firma var. Onun haricinde hiçbir yer yok. Alan adam her zaman ne olursa olsun tek kişiyle muhatap olacağını biliyor. Bu konuda maalesef 360 Vacuum Mop Pro'dan çok daha avantajlı. Vacuum Mop Pro 0.5 cm daha ince olduğu için, yani yükseklik açısından 360 SCD Pro'ya göre avantajlı. 0.5 cm bazen çok farklar gösterebiliyor arkadaşlar mobilyalarınızda. Biliyorsunuz bazen milimetre kurtarmıyor. Yükseklikte ne kadar aşağısı olursa bizim için daha iyi olduğu için Vacuum Mop Pro'da yükseklik konusunda daha avantajlı. İki cihaz da 3000 TL'nin altında satıldığı için fiyat performans konusunda çok iyi. Bütçesi daha düşük olan kişilerin olabildiğince tercih ettiği iki model de hala 3000 TL'nin altında satılmakta. Evet arkadaşlar, sizlere belli başlı özellikler arasında bir kıyaslama yapmaya çalıştım. 360 SCD Pro ve Vacuum Mop Pro'nun kıyaslamasında
Bizce kazananı, yani bence kazananı 360 SD Pro arkadaşlar. Bu karşılaştırmanın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca karşılaştırma serinizde bir sonraki videonun konusu ne olsun isterseniz aşağıya yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.